organlarımız, vücudumuzun içinde çok sayıda farklı organ vardır ve hepsi birlikte çalışır. Fakat hepsinin görevi birbirinden farklıdır. Peki hiç düşündünüz mü? Acaba vücudumuzun içinde neler oluyor? Beynimiz kafatasımızın içinde bulunur ve kıvrımlı bir yapısı vardır. Beynimiz müthiş bir bilgisayar gibidir. Tüm vücudumuzu ve düşüncelerimizi kontrol eder. Ayrıca öğrenmemizi sağlar. Mesela gözlerinizi kapatıp hayal kurabiliyor musunuz? Ya da sabah ne yediğinizi hatırlıyor musunuz? Heyecan, korku ya da mutluluk gibi duyguları nasıl hissederiz? İşte bütün bunların hepsini beynimiz sayesinde yapıyoruz. Beyin vücudumuzun kaptanıdır. Vücudumuz beyne algıladığı şeylerle ilgili bilgiler yollar. Beyin de vücuda ne yapacağını söyleyen komutlar gönderir. Bu bilgiler o kadar hızlı taşınır ki bu sayede çok hızlı tepki verebiliriz. Mesela sıcağa dokununca hemen elimizi çekeriz ya da kötü bir koku gelince hemen hissederiz. Kalbimiz göğüs kafesimizin sol kısmında bulunur ve vücudumuzun en önemli organlarından biridir. Duydunuz mu? İşte bu kalbimizin sesi. Kalbimiz tıpkı bir pompa gibi vücudumuzun her yerine kan gönderir. Ve kalbimizin pompaladığı kan vücudumuzun ihtiyacı olan oksijeni taşır. Akciğerlerimiz göğüs kafesimizin içerisinde yer alır. Vücudumuzun havada bulunan oksijen isimli bir gaza ihtiyacı vardır. Ve biz oksijeni burnumuzdan ya da ağzımızdan içimize çekerek alırız. Şimdi elinizi göğsünüze koyup derin bir nefes alın. Göğsünüzün şişip büyüdüğünü hissedeceksiniz. Nefesi geri verdiğinizde ise göğsünüzün eski haline geri döndüğünü fark edeceksiniz. İçimize çektiğimiz hava tıpkı iki balona benzeyen akciğerlerimizi doldurur ve aldığımız havadaki oksijen akciğerlerimiz sayesinde kanımıza geçer. Yediğimiz yiyeceklerin hepsi doğruca midemize gelir. Peki sonra ne olur? Midemiz tıpkı mutfakta kullandığımız mikser gibidir. Yediğimiz yiyeceklerin hepsini parçalayarak karıştırır. Bazen sevdiğimiz yiyecekleri çok yediğimizde karnımızın şiştiğini hissederiz. Çünkü midemiz daha fazla yiyecek alabilmek için esneyerek genişleyebilir. Midemizin parçaladığı yiyecekler midemizden bağırsağımıza gelir. Bağırsaklarımız vücudumuzun içerisinde kıvrılmış halde bulunur. Eğer bağırsağımızı bir ip gibi uzatabilseydik, boyunun yaklaşık olarak bir otobüs uzunluğunda olduğunu görebilirdik. Bağırsağımız yiyecek ve içecekleri iyice sindirerek içerisindeki enerji veren yararlı maddeleri tüm vücudumuza gönderir. Ayrıca bağırsağımız tıpkı bir süzgeç gibidir. Yiyeceklerin işe yaramayan kısımlarını ayırır ve bu kısımlar tuvalete gittiğimizde vücudumuzdan dışarı atılır. Vücudumuzda daha pek çok organımız vardır. Bu organlarımızın düzgün çalışmaları için sağlıklı beslenmeyi ve düzenli spor yapmayı unutmayın.